mesafeni koruma için de yapılaşma yoğunluğunu, trafiği, kirlilik yükünü artıracak hiçbir faaliyete izin verilmemesi, havzanın mutlak olarak korunmaya alınmasını ve bu bahsettiğimiz biyoteknoloji ihtisas OSB başta olmak üzere çalışmalarına başlanan, başlanması planlanan, devam eden benzeri projelerin derhal sonlandırılmasını istiyoruz. Talebimiz bu. Bu konuyla ilgili biz Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile şubesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürecin takipçisi olacağız. İlgili diğer odalarımızla da birlikte çalışıp bunu daha interdisipliner bir şekilde ilerletmek, hukuk süreçlerinde başlatıp bütün bu izinlerin, imar planı değişikliklerinin, ÇED olumlu kararlarının iptaline yönelik hukuki süreçlerle ilerlemek istiyoruz. Bu konu İstanbul'un kuzeyi ve İstanbul'un aslında kentsel yaşamının devamlı için kritik konulardan bir tanesi. O sebeple bugün bu toplantıyı düzenledik. Ömerli Havzası İstanbul'un su temini açısından da kritik öneme sahiptir. Ömerli Barajı Havzası sınırları içinde yapılaşma kısıtlanmalı ve havzanın kirlilikten korunması için gereken tüm önlemler alınmalıdır. İSKİ tarafından hazırlanan Ömerli Barajı Havzası Taslak Koruma Planı 26.04.2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından askıya çıkarılmış, ancak üzerinden 1 yıl 3 aya yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen henüz onaylanmamıştır. Ömerli Barajı Taslak Havza Koruma Planı onay beklerken havza sınırları içerisinde yer alan çeşitli projelerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bunlardan biri Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde kurulması planlanan ve Ömerli Barajı uzun mesafeli koruma alanında yer alan Biyoteknoloji İktisat Organize Sanayi Bölgesi'dir. Biyoteknoloji Vadisi adı altında projelendirilmeye başlanan ve hali hazırda tarım arazisi Mera basımında olan 262.5 hektarlık bu alan 2009 yılında onaylanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alan doğal ve kırsal karakteri korunacak alan lejantında kalmaktadır. ÇED raporunda belirtildiği üzere kurulması planlanan İktisat Organize Sanayi Bölgesi'nde 160 sanayi kuruluşu, 200 KOBİ, 250 startup'ın yer alması ve 21 insanın çalışması öngörülmüştür. Belirtilen alanda biyoteknolojik ilaç, aşı, biyomedikal tıbbi ürün, biyoteknolojik tarım ilaçları gibi ürünlerin üretilmesi ve otomasyon, metal, son işlem ve benzeri akıllandırılmış sistemleri destekleyen üretimler planlanmaktadır. Üretim, depolama, nakliye faaliyetleri yapılmasa dahi havza sınırları içinde bu yoğunluktaki bir yapılaşmanın havzanın su toplama kapasitesini azaltacağı, kısa sürede havzanın ekosistemine zarar vereceği ve bu zararın onarılamayacağı aşikardır. Planlanan OSB'nin hayata geçirilmesi halinde su ihtiyacının büyük kısmını yaklaşık 180 km uzaklıktaki Melen Çayı'ndan sağlanan İstanbul'un kendi su varlıklarından bir daha yara alacak, bu proje emsal gösterilerek başka benzer projelerde geri dönüşsüz bir yıkımın önü açılacaktır. İstanbul'un su varlıklarının yapılaşma ve kirlilik baskısından korunması için 1. Tüm havza koruma planları en kısa sürede tamamlanmalı. Başta Ömerli Havzası olmak üzere planlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nda vakit geçirilmeden onaylanmalı, istisnasız olarak ve ivedilikle uygulamaya geçirilmelidir. Ömerli Havzası uzun mesafeli koruma alanı içinde yapılaşma yoğunluğunu, trafiği ve kirlilik yükünü arttırarak hiçbir faaliyete izin verilmemelidir. Havza mutlak olarak korunmalıdır. 3. Çalışmaları devam eden Tuzla Biyoteknoloji İktisat OSB ve benzeri projelere derhal son verilmelidir. Bakanlıkların desteğiyle planlanan Ömerli Havzası'nı OSB vadisi yapma hayalinden vazgeçilmelidir. Ömerli Havzası'nı ekolojik kimliğinden koparacak, havzayı yok etmeye yönelik yapılmaya çalışılan Biyoteknoloji İktisat OSB projesi ve planlanmasına destek veren tüm kurumları, tüm yetkilileri uyarıyoruz. Bu suça ortak olmayın. İstanbul'u ve yaşamın gerekliliği su varlıklarını tehdit eden her türlü projeye karşı doğadan, yaşamdan, İstanbul'dan yana mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor ve duyuruyoruz. Tüm meslek odalarını, emek, ekoloji ve kent hakkı mücadelesi veren örgütleri, siyasi partileri bizimle birlikte tutum almaya ve mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul